idrar yolu enfeksiyonu, roza, sivilce, ki sivilcenin soruları sistit da geliyor. Bak bayanlarda hemen bunu anlatayım, tabii, sonra tabii, oraya tabii, geçerim. Tabii, buyurun. Siz hazırlığınızı yaptınız mı kızım? Hı-hı. Tamam. Sistit bakın bayanlarda büyük problem. Gerçekten. Bir, sistiti olanlar beslenmenize dikkat edin. Acı baharat tüketmeyeceksiniz. Azdırır. Domates azdırır. Sarımsak azdırır. E hocam sarımsak şey ama antibiyotik. E bu da it, sonu itle biten her şey biliyorsunuz. İnflamasyon veya iltihap. Hayır. Çünkü sarımsağın içerisinde öyle etken maddeler var ki mesela rozessası olanlar, işte sistiti olanlar uzak duracaklar. Şimdi sistitte bir de şu var Hüseyin. Özellikle dikkat edilmesi gereken şey asidik yapmayacaklar idrarlarını. Yani vücudu asidik yapan birinci sıradaki gıda yumurtadır. Yumurtayı kessinler. Süt ve et tüketimini minimuma indirsinler. Bak sistit yani hakikaten çok yaşam kalitesini insanların çok bozar. Bu özellikle bayanlarda sıkça görülen bir şey. Dolayısıyla bunlara uyulacak ve karnabahar. Bak karnabahar sistitte birebir. Şimdi geçeceğiz hocam o masamıza. Bir de bunları karabaş melisa. Yani orada çünkü idrara gidiyor, çıkıyor, 5-6 damla yapıyor, tuvaletten çıkıyor tekrar. Yani bu böyle o tam kronikleşmiş olanlar vardır. Allah'ın izniyle beslenmesine dikkat etsinler. O önemli bir şey. Bir şey daha var Hüseyin. Bazı bayanların, erkeklerde de vardır bu. Mikrokristaller oluşuyor. Mikrokristal. Bunu ancak idrarda mikroskop altında baktığınız zaman görebiliyorsunuz. Bu mikrokristaller, oluşan bu mikrokristaller idrar yaparken kanaldan geçiyor ya, idrar kanalından, üretradan çiziyor. Çizik atıyor. Yani jilet gibi keser o. Mikro yaralar, mikro injury dedikleri diyor ve o zaman da yanmalar filan başlıyor. İşte antibiyotik kullanılıyor. Halbuki idrar ya bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Bakteriyel bir durum filan yok. Onun için burada vücuda aldığınız gıdalar çok ama çok önemli. Çok önemli. Tekrardan başlıyorum. Evet, başlıyorum. Aynı sefa ısırgan civan pertemini üçlü bitki karışımını bir tutam şeklinde kaynamış olan 1,5 bardak suyumuzun içerisine atıyoruz. Burada 4 dakika kaynayacak. Sıcakken süzülüp ılık olarak sabah kahvaltısına yarım saat önce içilmesi gerekiyor. Akşam üzeri de karabaş ve melisa bitkimiz vardır bizim burada. Burada yine bir su bardağı olacak. Karabaş bitkimizden 5 başak ya da 6 başak şeklinde atabilirler kaynamış suyumuzun içerisine. Küçükse 8-9'a da çıkabilirsiniz. Bunun bazıları küçük boylu. Evet. Bir de aynı suya melisa bitkimizden de bir tutam şeklinde atmamız gerekiyor bizim burada. Bu da burada 8 dakika falan kaynayacak. 8 dakika sonra sıcakken süzülüp ılık olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra şeklinde içilmesi gerekiyor. Bir de burada takviye ürünümüz var bizim, propolisimiz. Bu alkollü propolis olmak durumunda çünkü enfeksiyon üzerinde etkili olduğu için. Bundan da şöyle yarım su bardağına 10 yani ya da... Çok düşük oranda şeyi ama ben şunu söyleyeyim değerli izleyicilerimize. Bu ilk yaptığımız bu aynı safalı üçlü karışım gerçekten müthiş etkili. Ama kronikleşmiş ise bu ikisi karabaş melisa ve üçlü karışım yeterli olacaktır. Ama propolis illaki şart değil, onu söyleyeyim. Suda çözünmüş olanı var. Bu defa ondan suda çözünmüş olandan
30 damla filan almanız gerekir, onu söyleyeyim. Biz alkollü propolisi, yalnız onu ben düzelteyim, hep dıştan uygulamada, evet, öneriyoruz. Evet. Peki.